Öncelikle yerel basına çok teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. Allah hepinizden razı olsun. Birincisi 20 Ocak 2020'den beri ben esnaf geziyorum. İlçelerde esnaf geziyorum. O kapıdan içeri girdiğimde arkadaşlarımıza söylediğim o çay doldunuz. Esnaf dükkanında içeri girdiğimde ben esnafın özne olduğu bir sistem kurmaya çalışıyorum. Rekabetin hizmet üzerinden yapıldığı, rekabetin projeler üzerinden yapıldığı ama rekabetin odak olduğu bir yeni anlayışı, yeni siyasi anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorum. Şuculuk buculuk üzerinden değil, dertler üzerinden, problemler üzerinden ya da güzel şeyler üzerinden rekabetin yapıldığı ve siyasilerin seçmeni ben de başta olmak üzere veli nimet saydığı bir yeni makul anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bugün de Kastamonu merkezdeyim. Sonra iki ilçenize gideceğim. Gördüklerimizi birlikte gördük. Pandeminin açılmasıyla beraber biraz işletmeler sanki hareketlenmiş gibi görünüyor müşteri açısından. O da en son girdiğim dükkanda söylenen şuydu. İstanbul'daki Kastamonuların bayramın özelinde buraya gelmesiyle esnaf canlanmış. Bu güzel bir şey. Çok çünkü gerçekten pandemide herkes 7'den 77'ye acı çekti. Bir daha bunlar olmaz diye ümit ediyorum. Şimdi burada öğrendiklerimizi biz ne yapıyoruz? Ben grup konuşmama koyuyorum. Milletvekili arkadaşlarımız onlarla ilgili soru önergesi ve araştırma önergeleri veriyor. Kanun teklifleri veriyor. Buraya dikkat çekiyoruz. Yani Kastamonu konudaki esnafı, orada rastladığımız genci, kadını, emekliyi ve çiftçinin derdini Türkiye'nin gündemine getiriyoruz. Ekonomist arkadaşlarımız, kurmay arkadaşlarımız bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor, çözüm önerileri ortaya koyuyorlar ve böyle bir düzeneğimiz var. Bugün de buradaydım. Takip ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aracılığınızla saygılar sunuyorum. Yangınlarla ilgili biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın dün bir açıklamaları oldu. Özellikle büyük şehirlerde çıkan yangınların belediyelerin sorumluluğunda olduğuna dair. Bu birincisi. Yanlış bir bilgi vermişler Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bakın ben onu söyleyeyim. Bence yaymayın. Bak TRT'siniz siz değil mi? Bence yaymayın. Ya ikincisi ise bu soruyu sakın sormayın. Bak ciddi söylüyorum. Bolu Belediyesi'nde alınan bir karar var. İYİ Parti ve CHP'li üyelerin verdiği destekle işte yabancılara yönelik su satışlarının 10 kat olması ile ilgili İYİ Parti olarak, İYİ Parti lideri olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben 2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın talebiyle Avrupa Parlamentosu'nda bir kararı engellemeye gönderildim. Rica edildi bana. O da şu, şimdi göç dünyanın bir gerçeği. Bu gerçeğin bilincinde olarak şimdi Asya'dan Avrupa'ya efendim ne oldu? Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya bir göç dalgası yıllardır var. Bundan sonra olacak. Hele bu iklim değişikliğinden sonra daha da fazla olacak. Ama Türkiye geçiş yeri olduğu için Avrupalı, Batılı, Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi hendek yapmak üzere bir teklif getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günkü Dışişleri Bakanlığı, konu eski İçişleri Bakanı olarak bu konuyu iyi bildiğim için beni gönderdiler ve biz o kararın o Avrupa Parlamentosu'na çıkmasını engelledik. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın ta 2001'ler, 1999'lar, 1997'lerden beri tartışılan bir konudan bahsediyorum. Şimdi göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya geldiler. Şu veya bu şekilde uzun uzun tartışabiliriz ama zamanı değil. Ciğerler yanıyor. İki, ya buradan bu tür siyasetleri çıkarmaya kalkışıldığı zaman öyle goller gelir ki çarpılır herkes. Onun için düşmanlık yanlış ama bu göç meselesinin Türkiye'yi hendek haline getirdiği Avrupa ile olan anlaşma neticesinde de bir gerçek. Şimdi bakın burada biraz evvel emekli bir kardeşimiz ne dedi duydunuz mu? Dedi ki ben 3000 küsür lira devlet memuru maaş alıyorum. Benim için para iyi bu. Hani yeterli burada geçiniyor. İş güç üzerinden de demedi. Biz birbirimize yarın bunlarla silah çekeceğiz dedi.
Benim yapmaya çalıştığım şey şudur. Ayrışma noktalarını bu kadar derinleştirmek, gol atalım diye derinleştirirseniz Türkiye zarar görür. Ben Muhalefet Partisi Genel Başkanıyım. Böyle duvardan duvara çarparım ama bugün doğru değil. Ha, tekrar söylüyorum. Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır. Avrupa'nın dediğini yapıp Türkiye'yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir. Basiretsizliktir. Bu da yanlıştır. Ama o gelmiş insanlara da, yani idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o insanlara düşmanlık etmek de yanlıştır. Ben 2 yıl evvel Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki gönder beni, sen gidemiyorsun. Madem ki burnun düşse almıyor kardeşinden görüşmeye, gönder beni. Beşer Esad'la ben konuşayım da Suriyeli sığınmacıları memleketlerine can güvenliği içinde gönderelim. Ne yaptılar? Kulaklarının üstüne yattılar. Hayırlı işler. Arkadaş işler nasıl? Yani pandemiden sonra biraz değişim oldu mu? Tabii ki. Durum illa ne? İlla ki değişim ne? Oldu efendim. Durumunuz yani, nasıl? Duruldu. Bayağı bir duruldu. Zaten şu kapatmalar falan bayağı evet. Bir belimizi büktü diyelim yani açıkçası. Hı hı. Yani ya istediğimiz gibi şey olmuyor, iş güç olmuyor. Yani, ne desek? Şimdi şöyle, mesela elektrik parasından şikayet ediyor esnaf. Bu zincir marketlerden şikayet ediyor esnaf. Hangi şehrin ilçesinde olursa olsun. Efendim, müşterinin alım gücünün düşüklüğünden şikayet ediyor. Bir de bunların her seferinde zamlı gelmesinden. Sizde de aynı mı? Tabii ki. Yani Türkiye tabii. Her şey yani dün gittiğiniz zaman markete, bugün gidiyorsunuz aynı fiyata, hiç kimse çıkamıyor. Kaç kişi geçiniyor bu dükkandan? Ya bu dükkanda 2 kişiyiz. 2 kişi çalışıyor. Siz işletmecisi misiniz, çalışanız? Biz çalışanız. Asgari ücret mi? Muhtemelen öyle. Peki evli misiniz? Evet, yeni evlendim. Hayır, çocuk var mı diye soracaktım. Yeni evlendim de. Gelin çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmasa nasıl geçineceğiz? Ev kira mı? Kira tabii ki. Düğün borcun var mı? Olmaz mı ya? Borçsuz kim var bu dünyada? Yani kim yapmış da zengin değiliz. Asgari ücretle geçinen nasıl evlenecek? Yani borçsuz ne sahip olunabilecek ya? Anladım. Yani... Canım benim. Hayırlı bol kazanç. İşler nasıl? Başım, işler hiç iyi değil. Yani piyasanın durumunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Sizden öğrendim ama... ben. Hiç iyi değil yani. Yaklaşık bu 2-3 yıldır böyle yani. Her geçen gün daha geliyor. Kredi borcunuz var mı? Var. Kaç çocuk var? 2. Burası sizin mi? Kira. Kira. Şimdi kiranın şeyden, stopajına şikayet ediyor esnaf. Evet tabii. Zincir marketlerden şikayet ediyor. Şeyde kiranın, şeyde elektrik paralarından şikayet ediyor. Alım gücünün düşmesinden şikayet ediyor müşteri. Bunların da pahalılaşmasından. Ne olursa ister bu olsun. İster bu olsun şikayet ediyor. Doğru yani. Yani ciroların düştüğünü söylüyorsun. Evet. Yok. Yani vergi ülkesi oldu. Devamlı vergi veriyor. İşler nasıl? Elhamdülillah sağlığımız yerinde, öyle cevap veriyoruz. Çok konuşmuyor. Piyasa işlerinden bizden daha iyi. Bugün yardımcınız olsun. Böyle halkla iç içe olmanız çok güzel olur. Her bir yerinde dinlenmeniz çok farklı şeyler. Bu arada alma çok izahat yapıyor. Biz, evet, bazen mesela örneğin biz sizin gibi başkalarına ulaşmak için belki sizin yardımcılarınıza veya sekreterinize ulaşmaya çalışıyoruz. Bize iletmiyor, ben iletmiyorum. Ama sizin böyle halk içinde olmanız çok farklı bir şey gerçekten. İşler nasıl? Kitap. İşte, şu zincir marketlerden kırtasiyeciler çok şikayet ediyor. Sizde evet. De öyle mi? Aynen öyle. Yani bizim bütün malzemelerimizi şeyler, zincir marketler satıyorlar. Daha ucuza satıyorlarmış. Daha ucuza şey satmaları da normal çünkü onlar daha ucuza alabiliyorlar. Çok yüksek şey volümden malzeme aldıkları için. Sizin senetler hala duruyordur. Yani. Kredi borcunuz var mı? Vardır evet. Patron değiliz ama olsun. Patronu şu anda yok burada. Siz çalışıyorsunuz çok burada. Asgari ücret. Evet. Eşiniz çalışıyor mu? Çalışmıyor. Ev kadın. Çocuk var mı? Bir tane. Kaç yaşında? Bu sene üniversite sınavına girdi. Nasıl puan? Kız. Barajaj da şey, istediği bölümü kazanamadı. Duracak. O yüzden mecburen duracak. Tamam. Ne istiyordu? Psikoloji istiyordu. Canım benim.
Ülkemizin bayağı ihtiyacı var. Aynen öyle. Allah sana ömür versin. Hepinize. Allah'ım inşallah başımıza getirsin seni. Amin. Ay seni gördüm Allah'a şükürler olsun. Bütün televizyonlar izliyorum. Telefonda izliyorum seni. Ay seneler önce canlı elinde televizyona çıktı ya, o günden beri kurban olurum seni verene. Senin yaradana kurban olurum. Allah ayağına taş getirirsin. Allah seninle beraber olsun. Kalbim çıkacak gibi. Amin. Allah kalbim beni çıkacak gibi. Hem kendi huzurunda hem sizin karşında utandırmasın.